İstanbul'un en güzel mesire alanlarından Yeşil Vadi'ye vatandaşların daha kolay ulaşım sağlaması için Kağıthane Belediyesi tarafından inşa edilen köprü düzenlenen törenle açıldı. Tasarladık. Gençhane projemizle birçok farklı alanda gençliğimiz... İstanbul'un en güzel mesire alanlarından Yeşil Vadi'ye vatandaşların daha kolay ulaşım sağlaması için Kağıthane Belediyesi tarafından inşa edilen köprü düzenlenen törenle açıldı. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızın konforu için emir aylı sistemler çalışmalarına hızla devam ediyoruz. İletişim çağına... Kağıthane'de her gün binlerce kişiyi ağırlayan, içerisinde birçok türde ağaç ve bitki türünü, bisiklet ve yürüyüş yolunu, pati parkını, sosyal tesisi, manzara göletini ve piknik alanlarını barındıran Yeşil Vadi'ye alternatif bir yaya yolu yapıldı. Kağıthane sakinlerinin daha kolay ulaşım sağlaması adına inşa edilen Yeşil Vadi Yaya Köprüsü, Kaymakam Tahir Şahin'le Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Gürsel Mahallesi ile Merkez Mahallesi'ni birleştiren köprünün açılışına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlarımızın konforu için emir aylı sistemler çalışmalarına hızla devam ediyoruz. İletişim çağına... İyi haberliyiz, iyi görünüyoruz. Şahaliyeler olarak saygıdeğer belediye başkanımızla... Köprünün açılış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yarınlara güzel eserler bırakma gayretindeyiz. Hayatın her alanında her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz dedi. İlçemiz için çok değerli bir yatırımın açılışında birlikteyiz. Buradaki gördüğümüz 32 metrelik bir yaya köprüsü. Aslında baktığımızda bu köprünün yapılmasında maziye baktığımızda çok büyük hatıralar olduğunu görüyoruz. Özellikle Gürsel Mahalleli hemşehrilerimiz. Gürsel Mahalleli burada değil mi? Evet, mahallelerimiz burada. Arkadaşlarımız orada. Özellikle mahalle sakinlerimiz hasbahçe ulaşırken Sayın Kaymakam geçtiğimiz gün dedik ki bu köprüyü niye bu kadar çok istiyorlar? Şu Gürsel Mahallesi'nin sonundan aşağı başlangıcından hasbahçeye kadar ne kadar metre insana yürüdüğüne bakalım dedik. 1 kilometre 700 metre yürüyorlar. Yaklaşık 2 kilometre boyunca hasbahçe ulaşmak için yol yürüdüklerini gördük. Bu da yaklaşık 25 dakika yarım saat sürüyor neredeyse. Çünkü ellerinde yüklerle beraber geçiyorlar. Ama dün bir deneme yaptım ben. Buradan geçiş için yaklaşık 45 saniye sürdü. Yani yarım saatlik yolu yürüyerek 45 saniyede mesafeyi kısaltmış olduk. Merkez Mahalle Muhtarımız diyor, görevleri birbirine bağladık. Aynı zamanda mahalleleri birbirine bağladık. O yüzden Gürsel Mahalle Muhtarımızla Merkez Mahalle Muhtarımıza söz verdik. Yolun bu tarafı Gürsel Mahallesi, diğer taraf Merkez Mahallesi'ne bağlı. Tekrar ben ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Mevlüt Başkanımız Allah razı olsun yaptıkları hizmetlerden dolayı sadece Çağlayan'ı, Gürsel Mahallesi'ni, Kağıthane'yi birbirine bağlamaktan, bu köprüyü yapmaktan ziyade gönül köprüsünde kurmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz Kağıthaneliler olarak. Kıymetli Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten ben de yaklaşık 4 yıl oldu ilçe başkanı olalı. O günden beri bu proje konuşuluyor. Kıymetli Belediye Başkanımız da her zaman bütün projelerini istişareyle yapıyor. Ve gerçekten de istişare sonucunda çok güzel bir proje ortaya çıktı. Özellikle 7 aylık 8 aylık kaymakamlığımız sürecinde özellikle Cendere'nin karşıya ulaşımı ile ilgili eksiklikleri bazı dönemlerde belediye başkanımızla istişare etmiştik. Çok hızlı hayata geçirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Köprümüz tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek son mikrofonu kaymakamımıza veriyorum. Ya Allah bismillah hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ya Allah bismillah dedik. Ve Kağıthane'miz İstanbul'un yepyeni bir projeye...